Sevgili arkadaşlar, merhabalar herkese, hoş geldiniz. Şimdi kısa bir gündemi değerlendireceğiz. Zira çok önemli sinyaller var. Baktığımız zaman hem Bitcoin'de hem dolar endeksinde hem de dominansta beklediğimiz kırılımlar geldi. Bunları anlamaya çalışacağız. İlk olarak analize dolar endeksiyle başlamak istiyorum. Dolar endeksine baktığımız zaman 4 saatlik bazda bulutun üst noktasına tutunamadı arkadaşlar. Aşağıya doğru bakın, sert hacimli bir düşüş geldi. Bu düşüş tüm piyasalar adına bana göre sevindirici bir haber. Yani altından tutun gümüşüne kadar, borsalara kadar hepsi adına sevindirici bir durum. Zaten dolar endeksiyle alakalı orta ve uzun vadede bir düşüş bekliyoruz. 89 seviyesinin altına bir yerleşme bekliyoruz. Ama bu hemen mi gelecek, yoksa burada 4 saatlik bazda kırılımla birlikte bir miktar yükseliş geldikten sonra mı gelecek? Bunu anlamaya çalışıyoruz bildiğiniz gibi. 1 saatlik bazda şu anda dolar endeksine baktığımız zaman burada aşağıdan gelen bu yükseliş trendi kırıldı. Ve benim şu anda gözüme çarpan burada bir obo da var aslında. Solumuz, baş kısmı sağ omuz diyebilirsiniz. Buradaki trendi de aşağıya doğru kırdı. Normal şartlarda baş miktarı kadar düşüş gelmesi beklenir. Buradaki baş miktarını da aşağıya doğru koyduğumuz zaman bizi ortalama olarak 89.600 seviyesine kadar taşıyor. Burada şöyle bir şey olabilir. İşte burada sert bir düşüş var. Ardından bir miktar tepki. Bir ayı bayrağı ardından tekrardan sert bir düşüş şeklinde olabilir diye düşünüyorum. Bunu yakından takip etmemiz gerekiyor. Çünkü 89 noktasının altına bir yerleşme gördüğümüz zaman arkadaşlar burada tüm piyasalar adına uzun vadeli bir rally bana göre başlamış olacak. Çünkü 89 seviyesi bakın şuradaki aylık bazdaki ikil tepenin boyun kısmına denk geliyor. Eğer ki buranın altına yerleşirsek baş miktarı kadar düşüş beklenir. Bu da aylık bazda olduğu için uzun vadeli belki yıl sonuna kadar belki de daha fazla bir rally'nin işareti olur. O yüzden bunu yakından takip etmemiz gerekiyor. Şimdi gelelim Bitcoin'e. Bitcoin'e baktığımız zaman bu da 4 saatlik bazda buradaki daralımı şu anda aşağıya doğru kırmış gözüküyor arkadaşlar. Bildiğiniz gibi 36.000 seviyesi bizim için oldukça önemliydi. Altında mı kalacak, üstünde mi kalacak? Bunu yakından takip ediyorduk. Şu anda 36.000 seviyesinin altına attı. Muhtemelen arkadaşlar buradan kendisini aşağıya doğru salacak gibi gözüküyor. Şimdi normal şartlarda buradaki daralan üçgenin kırılması durumunda arkadaşlar başlangıç noktasına kadar gitmesi beklenir. Başlangıç noktasına baktığımız zaman da bizi 30 bin lira kadar taşıyor. Eğer ki burada dolar endeksi 4 saatlik bazda bulutun üst noktasında kalmayı başarabilseydi ben Bitcoin'in bu düşüşünden daha da emin olacaktım. Zaten bir süredir bundan bahsediyorum. Ama hem dolar endeksinin hem de Bitcoin'in aşağıya doğru kırması biraz kafa karıştırıcı. Açıkçası arkadaşlar şöyle söyleyeyim sizlere. Dolar endeksi eğer düşmeye devam edecekse Bitcoin'deki bu düşüş bana göre son düşüş olabilir. Şimdi kısa vadede Bitcoin manipüle edildiğinden dolayı dolar endeksiyle aynı hareket ediyor olabilir. Ama bu kısa vadeli bir şey arkadaşlar. Uzun vadede illaki dolar endeksine uymak zorunda Bitcoin. Bundan dolayı da dolar endeksi eğer ki aşağıya doğru devam edecekse Bitcoin'deki bu düşüş son düşüş olabilir diye düşünüyorum. Artık buradaki düşüşün derinliği ne kadar olur bilemiyorum arkadaşlar. Baktığımız zaman buradaki daralan üçgenin normalde kırıldığı zaman başlangıç noktasına kadar gitmesi beklenir fiyatın. Başlangıç noktası şu anda 30 binleri gösteriyor ama en güzel yöntem 1 saatlik bazda burada uyumsuzluk yakalamak olacaktır. Uyumsuzluk yakaladığımız zaman ufaktan dip sinyalleri gelmeye başlar. Onun dışında burada dominansa baktığımız zaman da dominanstaki buradaki alçalan kanalımız arkadaşlar şu anda yukarı doğru kırılmış gözüküyor. Özellikle 4 saatlik bazdaki buradaki mumu biraz daha uzatabilirsek ve buralarda kapanış yaptırabilirsek dominans verisi de buradaki alçalan kanalı yukarıya doğru kırdı diyebiliriz. Bu da ne anlama geliyor arkadaşlar? Eğer ki Bitcoin düşmeye devam eder, dominans da buradan artmaya devam ederse Bitcoin %5 düşüyorsa altcoin'ler %10 düşer. Altcoin'lerin Bitcoin'e göre daha fazla düşeceğinin bir göstergesi. Şu anda genel olarak piyasalarda durumlar bu şekilde. Dediğim gibi dolar endeksi de aşağıya kırdı, Bitcoin de aşağıya kırdı. Bu durum biraz kafa karıştırıcı. Ama bana göre ben bunu kendimce şöyle yorumluyorum. Bu düşüş son düşüş olma ihtimali yüksek bana göre. Çünkü piyasaları belirleyen dolar endeksidir arkadaşlar. Bitcoin'e baktığımız zaman da 36 bin doların üstüne atmadığı sürece her yaptığı kapanışta üstündeki satış baskısı artar diye düşünüyorum. Kırılım yaptığı noktayı her zaman retest etme ihtimali vardır arkadaşlar. Ama dediğim gibi 36 bin dolar şu anda ortalama olarak 4 saatlik bazdaki bulut seviyesini gösteriyor. Bu seviyenin üstüne atmadığı sürece üstündeki satış baskısı devam eder diye düşünüyorum. Şu anda durumlar bu şekilde. Herkese iyi akşamlar, bol kazançlar.